Şimdi Perihan'ın görevlerini kötüye kullanıp dünyanın düzenini alt üst edeyim bakalım. Nasıl ayağını kaydıracağım senin Perihan? Periçeğe seni nasıl kovduracağım? Yağmur yağsın, şimşekler çaksın, fırtına kopsun. Hem kar yağsın, hem gök gürlesin, hem güneş açsın. Olamaz. Demek annem benim yerime geçti. Evet. Ama bu sefer olanları anlamakta çok geç kaldık. Maalesef Yavuz da aranızı fena halde bozdu. Yavuz kim bilir şimdi ne haldedir? Demek benden nefret ediyor ha? Eda'cığım dur sakin ol. Zamanı geri alırız, her şey düzelir. Evet, belki her şey düzelir ama Yavuz hariç hiçbirimiz anneme bize yaptıklarını unutmayacak. Siz ayrılmayın da olsun. Ay canım ya, kim bilir sen de ne kadar üzüldün. Hadi şimdi zamanı geri alalım. Hangi zamana dönmek istersin? Sabaha, Yavuz'u geçirmeden önceki vakte. Söz veriyorum, siz öpüşürken gelmeyeceğim. Anlaştık, bızdık. Hadi hazır mısınız? Başlıyoruz. Zaman geri aksın! Biri zamanı geriye alıyor. Yavuz'u olanları unutturabilmek için bizimkilerdir mutlaka. İyi ki ben buradayım, kurtuldum. Aksi takdirde kendimi sihirli ormanda bir dalın üzerinde cezalı dudu olarak bulabilirdim. Yıldıranlar düşün. Eline sağlık hayatım. Bir tane daha içer misin? Yok, artık ben gideyim canım. Peki. Aman da aman, karım beni çok severmiş, hiç gitmemi istemezmiş. Hı? Gel buraya. Ne oldu, neye bakıyorsun canım? Hiç. Zamanı ne zaman geri alsak her şeyi yeniden yaşıyoruz. Şimdi yine kafeye gideceğim. Suzan gelecek, tuvalete gidecek. Ah, bakalım bu defa ne sürprizler olacak. Aa, kafeye gitmeden bir de anneme baksam. Bakalım nasıl bir cici olmuş. Sihirli ayna, bana annemi gösterir misin? Aa, ama sihirli ayna bu annem değil ki, annemin kopyası. Üzgünüm Betüş Peri. Başka bir Dudu Peri göremiyorum. Ama nasıl olur? Devler ülkesinde olacaktı. Perihan teyze onu bir cüce yapmıştı. Üstelik benim zamanı geri almam da hiçbir şey değiştirmez. Çünkü cezasını Perihan teyze verdi. Bir saniye tarıyorum. Hayır yok. Dudu Peri devler ülkesinde değil. Üzgünüm Betüş Peri. Değil mi? Bu işte bir terslik var. En iyisi ben hemen Eda'ya gideyim. Firuze! Ben çıkıyorum. Firuze beni duyuyor musun? Aa! Dışarıda neler oluyor? Bilmiyorum ama galiba kıyamet günü geldi. Aa, bu da neyin nesi? Bence çıkmayın Betüş Hanım. Çıkacağım Firuze. Bismillahirrahmanirrahim. Hayda. Ah, ayol bu ne böyle ya? Bilmiyorum Suzan ama kesin kötü niyetli biri. Perinin işi bu. Salak, her şeyi perilere bağla. Gördün mü? Dört mevsim yaşıyoruz. Perihan Peri, Perliçe sizi yanına çağırıyor.
İşte beklediğim an. Ne istiyor acaba? Dünyayı alt üst etmişsiniz. Sizden hesap soracak. Hay hay, hemen geliyorum. Perihan teyze nerelerde? Neler oluyor? Perihan teyze! Perihan teyze! Perihan teyze! Sence ne oluyor anne? Bilmiyorum ama her ne oluyorsa bu hiç de normal bir durum değil. Sen beni burada bekle. Ben Perihan teyzene bakıp geleceğim. Ama... Aması falan yok Toprak. Camları sakın açma. Mercimekle burada uslu uslu oturun. Ben birazdan gelirim. Tamam. Tamam. Perihan teyze! Perihan teyze! Aa! Eda! Sen misin? Benim. Neredesin Betüş? Sesin çok yakından geliyor ama seni göremiyorum. Çok sis var. Ben de seni göremiyorum. Hakikaten çok sis var. Aa, Betüş, sence neler oluyor? Hiç anlamıyorum ama Perihan teyzeyi arıyorum. Hiçbir yerde yok. Onu ben de bulamıyorum. Sanki bizim evden çıktıktan sonra yer yarıldı, yerin içine girdi. Eda. Hı? Evden nasıl çıktığını hatırladın mı? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eda, sen iyi misin? İyidir herhalde. Perihan teyzeciğim, her şey için tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim şekerim. Benim için bir zevkti. O Perihan teyze değildi. Annemdi. Olamaz. Bütün perilerin dikkatine. Bütün perilerin dikkatine. Periliçe dünyaya felaket saçtığı için Perihan'ı görevden aldı. Bütün perileri seçime bekliyoruz. Yeni periler hanı seçilecek. Eda, hemen bir şey yapmamız lazım. Hem de hemen, hemen gidip Perihan teyzenin içinden annemi çıkartmamız lazım. Çabuk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.